Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Bir ahlak dersiyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz paylaşmak ve yardımlaşmak. Daha sonra ise ünite değerlendirme sorularıyla bugünkü dersimizi de tamamlamış olacağız inşallah. Sevgili arkadaşlar, üzerinde yaşadığımız dünyada insanlar birbirlerine muhtaç olarak yaşarlar. Yapmış oldukları İşler neticesinde birbirlerinin eksiklerini ve ihtiyaçlarını tamamlar ve giderirler. Toplumda dengeyi sağlamak, huzur ve mutluluğu yakalayabilmek için karşılıklı paylaşma ve yardımlaşmaya ihtiyacımız vardır. Paylaşma ve yardımlaşma, kendine ait olan bir şeyi ihtiyacı olan birine verebilmektir. Paylaşmak, sadece bir eşyayı, parayı, oyuncağı, kitabı birine vermek değildir. Aynı zamanda yakınlarımızın, arkadaşlarımızın sevinçlerine ve üzüntülerine ortak olmak da paylaşmaktır. Sevinçlerimizi paylaşmanın yanında üzüntü ve dertleri de paylaşabilmeliyiz. Bu davranış hem karşımızdakini hem de bizi mutlu edecektir. Paylaşma ve yardımlaşma İnsanın sahip olduğu en güzel davranışlardandır. Cömert olmanın, iyilik yapmanın ve yardımseverliğin bir göstergesidir. Allahu Teala kullarına nasip ettiği en güzel nimetlerden bir tanesidir. Paylaşma sayesinde Müslümanlar arasında güven ve dayanışma bağları kuvvetlenir. Sevgi ve muhabbet artar. Hepimiz zaman zaman tek başımıza çözemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşırız. Bu sorunlarla başa çıkabilmek için başkalarının yardımına ihtiyaç duyarız. Paylaşım konusunda bize örnek olan en güzel insan yine Peygamber Efendimiz'dir. İhtiyacı olana elindekini verdiği gibi kendisinde olmadığı zaman bir başkasından ödünç alarak ihtiyaç sahibine verdiğini görüyoruz. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veren el alan elden üstündür buyurarak Müslümanlara yardım edilen değil yardım eden kişi olmalarının daha iyi olduğunu bildirmiştir. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 36. ayeti kerimesinde Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yakın akraba ve komşularımıza yardım etmemiz gerektiğini haber vermektedir bizlere. Anneye, babaya, akrabaya, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanında bulunan arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyilik ediniz buyurulmaktadır. Kullanmadığımız bir malı ihtiyacı olana vermek, yediğimiz yemekten bir başkasına ikram etmek, bilgimizi, tecrübemizi diğer insanlara aktarmak birer paylaşım örneğidir. Yeri gelir bir lokma ekmeği paylaşır, yeri gelir sevinç ve üzüntülerimizi paylaşırız. İnsan hayatı bazen tatlı, bazen acı anılarla doludur. Mutlu olduğumuzda içimizde bir coşku hisseder, bunu yakınlarımızla paylaşmak isteriz. Anne, baba, dost ve arkadaşlarımızın sevinç ve mutluluğumuza ortak olmalarını arzularız. Güzel bir haber aldığımız zaman mutlu oluruz. Örneğin sevgili arkadaşlar, sınavımızdan güzel bir not aldığımızda kalbimiz sevinç ve mutlulukla dolar. Bu sevinçli anlarımızı ailemiz ve arkadaşlarımızla paylaşırız. Böylece onların sevincimize ortak olması bizleri daha da mutlu eder. Sevgili arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını incelediğimizde her an yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olduğunu görüyoruz. İlk vahiyden sonra heyecan ve telaşla evine döndüğünde eşi Hazreti Hatice validemiz peygamberimizi üzülme, korkma, zira sen akrabanı korur, misafire ikram eder,
yetimi, öksüzü korur, yemeğini paylaşırsın diyerek teselli etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor bizlere. İnsan kardeşinin yardımcısı olduğu sürece Allah da o kimsenin yardımcısıdır buyurmuşlardır. Evet, Peygamberimiz gerektiğinde yiyeceğini, giyeceğini, parasını, sevgisini, vaktini, emeğini insanlarla paylaşmış ve sizden biri kendisi için sevip istediğini kardeşi için de istemezse iyi bir mümin olamaz buyurmuşlardır. Bizler de her konuda olduğu gibi paylaşma ve yardımlaşma konusunda da Peygamber Efendimiz'i örnek almalıyız. Kurbanımızı paylaşmak bizim için ebedi mutluluğu ve huzuru elde etmenin kapısını aralar. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kurbanlarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın bizi gerçek anlamda kazançlı kılacağını haber vermiştir. Bakınız, bir gün Peygamberimizin evinde bir koyun kesilir. Hazreti Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşulara dağıtır. Peygamberimiz eve geldiği zaman eşine koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Hazreti Ayşe annemiz koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı şeklinde cevap verir. Eşinin sözlerine karşılık Allah Resulü'nün verdiği cevap çok anlamlıdır. Demek ön kolu dışında dağıtmış olduğunun tamamı bize sevap olarak kalmıştır buyurarak Allah Celle Celaluhu'nun yapılan her yardım için bizleri mükafatlandıracağını bildirmiştir. Sevgili arkadaşlar, komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir hadisi şerifi bile tek başına paylaşma ve dayanışma adına çok şey anlatıyor bizlere. Bir gün aç birisi Peygamberimizin huzuruna gelmiş ve çok açım, bana yiyecek bir şeyler verin demişti. Peygamber Efendimiz hemen evine haber göndererek yiyecek bir şeyler varsa gönderilmesini istedi. Ancak Efendimizin evinde sudan başka bir şey olmadığı bildirildi. Bunun üzerine Peygamberimiz yanındakilere hitaben bu adamı evinde misafir edecek var mı buyurdu. Ebu Talha radıyallahu anh, Allah onlardan razı olsun, ben varım dedi ve onu alıp evine götürdü. Ama orada da durum aynı idi. Hanımı sadece çocukların yiyeceğinin olduğunu söyledi. Ebu Talha radıyallahu anh eşine çocukları oyalayıp uyutmasını ve lambayı söndürerek o yiyeceği getirip misafirin önüne koymasını söyledi. Üçü birlikte sofraya oturdular. Ebu Talha radıyallahu anh ve eşi karanlıkta sanki yemek yiyormuş gibi ellerini sofraya getirip götürerek hareket ettirdiler ve yemeği o aç misafirin yemesine fırsat verdiler. Kendileri de aç olarak uyudular. Sabahleyin Ebu Talha radıyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gittiğinde Efendimiz ona şöyle söyledi. Bu gece misafirinize yaptıklarınızdan dolayı Allah Celle Celaluhu sizden çok memnun oldu buyurmuşlardır. Sevgili arkadaşlar, paylaşmanın ne kadar yüce bir davranış olduğu bilinciyle sizler de arkadaşlarınızla elinizdeki nimet ve imkanları paylaşabilirsiniz. Bayram günlerinde komşularınızı ziyaret edip sevincinizi paylaşabilirsiniz. Hasta bir arkadaşınızı ziyaret edip ona destek olabilirsiniz. Veya okulda kaleminizi, silginizi, beslenmenizi o anda ihtiyacı olan arkadaşınız ile paylaşabilirsiniz. Bugün ihtiyacı olan arkadaşınıza yardım ettiğiniz gibi yarın da sizin ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınız size yardım edecektir. Ayrıca paylaşıp yardımlaşmanın sizi nasıl mutlu ve huzurlu hissettiğini göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar, birlikte yaşadığımız insanların ihtiyaçlarını her zaman görüp gözetmeliyiz. Etrafımızda yardıma ihtiyacı olup bunu çekindiğinden veya utandığından dolayı dile getiremeyen insanlar olabilir. Bizler onların ihtiyacını fark ettiğimizde onları kırmadan, incitmeden yardımcı olmalı
Sonrasında da yaptığımız yardımı asla başa kakmamalıyız. Karşılıksız yaptığımız bu yardımlar ile hem kendimizi mutlu ettiğimiz gibi Allah'ın da sevgisini kazanmış oluruz inşallah. Yardımlaşma ve paylaşmanın kişiye ve topluma birçok faydaları bulunmaktadır. Yardımlaşma toplumdaki kardeşliği sağlar, dostlukları pekiştirir, birlik ve beraberliği artırır. Bizlere sıkıntıların üstesinden gelme ve yalnızlıktan kurtulma imkanı sunar. Uzakların yakın olduğu şu dünyada. Artık tüm insanlar birbirinin komşusu sayılabilir. Dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç anında paylaşma ve yardımlaşma var olduğunda diller konuşup anlaşamasa da yürekler konuşup anlaşabilir. Kur'an-ı Kerim'in en çok üzerinde durduğu ve teşvik ettiği hususlardan birisi Allah'ın verdiği rızkın paylaşılmasıdır. Hatta Yüce Allah verecek bir şeyi olmayanın muhtaç durumda olana gönül alıcı güzel sözler söylemesini dahi paylaşma bilinci kapsamında değerlendirir. Paylaşan ve yardım eden, insanların mallarında asla eksilme olmaz. Tam aksine Allah-u Teala o kişinin malını bereketlendirir ve zenginleştirir. Bu konuyla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sahrada yolculuk yapmakta olan adamın biri yolculuk esnasında bulut içerisinden falanın bahçesini sula diye bir ses duydu. Bunun üzerine o bulut kara taşlık bir yere saptı ve oraya suyunu boşalttı. Adam tüm suyun bir derede toplandığını hayretle gördü. Suyu takip etti, bir de baktı ki adamın biri elinde kürekle suyu oraya buraya çevirip bahçesini suluyordu. Bahçeyi sulayan adama dönerek ona "Ey Allah'ın kulu, adın nedir?" diye sordu. Adam daha önce buluttan duyduğu ismi söyledi. Peşinden de "Ey Allah'ın kulu, adımı niçin soruyorsun?" dedi. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan senin adını vererek falanın bahçesini sula diye bir ses duymuştum da onun için soruyorum. Sen ne yapıyorsun ki bu lütfa mazhar oluyorsun?" dedi. Bahçe sahibi "Madem ki merak ediyorsun söyleyeyim. Ben bu bahçenin ürününü hesap ederim. Üçte birini sadaka olarak dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla birlikte yerim. Üçte birini de tohumluk olarak ayırırım." dedi. Görüldüğü gibi Allah Celle Celaluhu yardım edenlerin, sadaka verenlerin mallarını bereketlendirir ve zenginleştirir. Peki yardım ederken nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi sevgili arkadaşlar, yardım sadece Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılmalı. İkincisi, yapılan yardım hiçbir şekilde başa kakılmamalı, iyilik yerine kötülük yapılmamalı. Üçüncüsü, yardım yapılırken mümkün olduğu kadar gizliliğe dikkat edilmeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka verenlerin ahirette arşın gölgesinde gölgeleneceğini haber vermiştir bizlere. İyilik ve yardımları teşekkürle karşılamalıyız. Bu ahlaki bir görevdir. Bu görev dua ile tamamlanmalıdır. Paylaşma ve yardımlaşma her Müslümanda olması gereken bir özelliktir. Peygamber Efendimiz müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede bir bedenin organları gibidir. Bedenin bir organı rahatsızlandığında diğer organlar da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıya ortak olurlar. Buyurarak yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini bizlere vurgulamıştır. Bizler de yardımlaşarak aramızdaki sevgiyi, saygıyı güçlendirmeye ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıyız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor bizlere. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu zalimlere de teslim etmez. Bir Müslüman din kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını karşılayacaktır.
Bir Müslüman din kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah-u Teala da onun kıyamet günündeki sıkıntısını giderir. Bir Müslüman din kardeşinin ayıp ve kusurunu örterse Allah da onun ayıbını ve kusurunu örter. Kısacası bir Müslüman kardeşinin yardımına koştuğu sürece Allah-u Teala da onu yardımsız bırakmayacaktır. Dersimize ünite değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. İlk sorumuz nokta nokta ve nokta nokta kendine ait olan bir şeyi ihtiyacı olan birine verebilmektir. Aynı zamanda yakınlarımızın, arkadaşlarımızın sevinçlerine ve üzüntülerine ortak olmaktır. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Doğruluk, sadakat. B. Adalet, merhamet. C. Paylaşmak, yardımlaşmak. D. Sabır, merhamet. Evet, sizlerin de tahmin ettiği gibi sevgili arkadaşlar, bu sorumuzun doğru cevabı paylaşmak ve yardımlaşmak olacak. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaklı insanların davranışlarından biri değildir? A. Samimi ve dürüst olmak. B. Cömert ve misafirperver olmak. C. Gayretli ve çalışkan olmak. D. Müsrif ve cimri olmak. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci sorumuzun cevabı da müsrif ve cimri olmak güzel ahlaklı bir insana yakışacak davranışlardan değildir. Üçüncü sorumuz, komşusu açken kendisi nokta nokta kişi bizden değildir. Hadisinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Misafire ikram. B. Tok yatan. C. Gıybet eden. D. İyilik eden. Evet, üçüncü sorumuzun cevabı da sizlerin de bildiği gibi komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Peygamberimizin güzel bir hadisi şerifi. Dördüncü sorumuz, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. İbrahim Suresi 7. ayet buyurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi ayette belirtilen hususa uygun davranışlardan biri değildir? A. Elhamdülillah der, verdiği nimetler için Allah'a şükreder. B. Nimetleri israf etmez. C. Bismillah der, nimetlerin Allah'tan olduğunu hatırlar. D. İmkanlarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaz. Evet sevgili arkadaşlar, dördüncü sorumuzun cevabı imkanlarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaz. Bizler şükreden insanlar olarak imkanlarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşırız. Beşinci ve son sorumuz ise şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın faydalarından değildir? A. Toplumdaki kardeşliği sağlar. B. Dostlukları pekiştirir. C. Birlik ve beraberliği artırır. D. İnsanlar arasında sevgi azalır. Evet sevgili arkadaşlar, beşinci sorumuzun cevabı da insanlar arasında sevgi azalır denilmiş. İnsanlar arasında sevgi azalmaz. Paylaştığımız zaman insanlar arasında sevgi ve saygı çoğalır. Evet sevgili arkadaşlar, huzurun ve paylaşmanın bayramı olan Kurban Bayramınızı tebrik eder. Bu güzel günlerde aramızdaki sevgi ve muhabbetin daim olmasını, birlik ve beraberliğimizin hiçbir zaman bozulmamasını Yüce Rabbim'den temenni ederim. Sevgiyle büyüyün, geleceğe umutla yürüyün. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.